Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı, dijital pazarlama uzman ve danışmanıyım. Ve bugünkü videomuzda dün İzmir'de katılmış olduğum Metin Haran'ın Düşünce Gücü adlı eğitimi hakkında sizlerle içgörülerimi paylaşmak ve elde etmiş olduğum öngörüleri paylaşmak istiyorum. Metin Haran'ı aslında tevafuken YouTube'da TEDx konuşmasından tanıdım ve kendime şöyle bir hedef koydum. Yani yıl içerisinde canlı bir eğitim olursa ona mutlaka katılacağım diye. Aslında kafamda birçok olumsuz şey var. Onlarla başlamak istiyorum. Çünkü olumlu şeyleri daha sonrasında hatırlamanız açısından olumsuz şeylerle başlamak istiyorum. Eğitim Narlıdere'deydi ve Aydın'dan gelmek zorunda kaldım ve biraz geç kaldım. Birazdan kasıt aslında bir 25 dakika falan geç kaldım. İşte otobüs, metro derken. Ama Türk mantığı zaten biliyorsunuz, hiçbir seminer ya da eğitim zamanında başlamaz. Burada da zaten farklı şey olmadı. Yaklaşık yarım saat. Yani 8 ile 10.30 arasında olacak olan eğitim 8.30'da başladı ve 10'da bitti. Bu ilk olumsuz bir şeydi. Devamında seminer salonuna ilk geldiğimde güvenlik hiçbir şekilde biletimi kontrol etmedi ki bilete yaklaşık 80 lira falan para verdim. Ve salona girdiğimde de aşırı derecede kalabalıktı. Zaten kendi yerimi bulmam mümkün değildi ve sonradan eklenen hiç rahat olmayan sandalyede oturmak zorunda kaldım. Salon gerçekten aşırı tıka basa doluydu ve aslında şöyle bir izlenim uyandırdı bende. Orada oturanların çoğu sanki hiç para vermemiş gibiydi. Yani kendimi biraz keriz hissettim bu anlamda. Devamında eğitimden sonra kitabını almak istedim. Zaten kitabını bir şekilde almak istiyordum. Kitabın arkasında 26 TL yazmasına rağmen 30 TL'ye satıyorlardı kitabı. Bu biraz tabii olumsuz izlenim bıraktı bende ama olumlu taraflara geçecek olursak, Metin gerçekten son 15-18 senedir eğitim verme profesyonelliği ve bilgi sunma açısından gerçekten çok iyiydi. Zaten videolarını falan izlemiştim. Kitabın da aslında gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum çünkü baya baya sattı. Birçok insan işte Adriana Lima'dan dolayı bu kadar patlama yaptığını düşünüyorum ama ben bir pazarlamacı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ürününüz kötüyse ya da hizmetiniz kötüyse pazarlama ne kadar iyi olursa aslında o kadar hızlı batarsınız. Ama ürün iyiyse ve pazarlaması da iyiyse bu anlamda çok hızlı bir şekilde tırmanmaya başlarsınız ki Metin Haran'da da bunu gördüm. Gerçekten güzel bir misyon peşinde koşturduğunu ve yani güzel bir mesaj verdiğini fark ettim eğitimde. Her ne kadar olumsuz şeyler olsa da güzel bir nefes taktiği öğretti bize. Hatta 10 saniye 10 dakikalık bir meditasyon pratiğimiz oldu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Onun dışında sanırım Tony Robbins'ten almış olduğu bir işte ayağa kaldırıp herkesi müzikte coşturması, dans ettirmesi, böyle bir duygusal volatilite dediğimiz yani duygusal oynamalar yaptı. Sonrasında işte duygusal bir meditasyonla işte milleti ağlattı falan böyle. Ve eğitim çok hızlı bitti. Yani ben böyle tam bir şeyler alayım derken eğitim bitti. Yani kime göre, neye göre çok insan çok beğenebilir ama ben birçok eğitime katıldığım için, özellikle uluslararası eğitimlere katıldığım için bu işin işte Tony Robbins gibi ya da birçok yabancı batılı, yani bu işte gerçekten bir numaralı olan insanların eğitimini aldığım için bu eğitim bana göre 10 üzerinden belki 5 ama oradaki insanlar belki 10 üzerinden 11 bile verebilir. Kitabını daha okumadım ama eğitimine mutlaka katılmanızı tavsiye ederim. Özellikle düşünce gücü ve işte alfa beta frekansları ile ilgili bilimsel bir açıklamayla düşünce gücünü fiziksel olarak hayatımızı nasıl etkilediği ile alakalı bir egzersiz yaptırdı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bu deneyimi yaşamanızı tavsiye ederim ve mutlaka bence eğitime katılın. Ücretli ve 5 günlük pratik eğitimin var olduğunu bahsetti orada. Ben aslında daha çok teorik eğitimlerden ziyade pratik eğitimlere daha çok önem veririm. Sonraki hedefim aslında Metin Haran'ın bu 5 günlük eğitimine katılma niyetim var. Çünkü pratik yapa yapa hayatınızda sonuç alabilirsiniz. Çünkü teori, hatta eğitimde de onu anlattı. Yani birçok şeyi biliyoruz ama yapmıyoruz. Ve hani sigaraların zararlarını hepimiz biliyoruz ama birçoğumuz içiyoruz. Ya da sporun faydasını bilerek spor yapmayan birçok insan var. Ve hayatımızda etki alanı sağlamak adına mutlaka bildiğimizi yapabilmek önemli, yapmak önemli. Çünkü ancak yaptığımızda sonuç alabiliyoruz. Güzel bir deneyim oldu. Olumsuz şeylere rağmen çok pozitif etki aldım. Ekibinden de herkese güzel bir bilgilendirme aldım. Umarım faydalı olmuştur bu video. Siz de böyle şehrinizde ya da işte İstanbul'da, İzmir'de her neredeyse Metin Haran'ın eğitimine katılma imkanınız olursa bunu bence mutlaka değerlendirin. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.